sabahın köründe yola çıktım. Yine bir yerlere gidiyoruz. Bakalım nereye gidiyoruz. Yani şu an biraz sinirliyim. Taksiciyle zaten Grab'le alakalı sıkıntı yaşadım. Grab'im yok. Var ama yok. Çünkü buraya tekrar döndüğümde aldığım hattın numarasını bile bilmiyorum. Grab'e giremiyorum. Grab problemliymiş şu anda. Ondan dolayı Grab'e yine giremedik. Taksicinin biriyle anlaştık. 25'e, Grab'de zaten 20 idi. Geldik buraya, benden 30 istiyor. Dedim 25 diye konuştuk. 25'i verdim. Şimdi Bersapadu'ya geldim. Bu arada videonun konusu terminalle buradan, yani otobüste buradan Hatay'a geçiyorum. Hatay'dan da Bangkok'a gidiyorum. Yani bir ay Bangkok'tayım. Bir ay sonrasında ne olur? Artık Bangladeş parasını kazanmam lazım. Biraz Bangladeş'e gitmek istiyorum. Aslında bir kaotik bir ülke daha var, Filipinler. Orayı da görmek istiyorum ama bilmiyorum, bakacağız. Yani ikisinden biri olacak. Belki Filipinler olur önce, daha sonrası da Bangladeş olur. Ya da önce Bangladeş olur, oradan zaten geriye dönmem. Filipinlere başka bir zaman gelirim. Öyle, videonun konusu bu. Umarım bu eğleneceğiniz bir video olacak. Çünkü ben eğlenmeye şimdiden başladım. Böyle bir yere geldik. Araçların hepsi buradan kalkıyor. Şimdi ben şuradan bir bilet noktasından bakmıştım biletlerin fiyatlarına. Bakalım bir değişiklik var mı? Şuradan bir bilet almam lazım. Hatay'ı hangisine bakmıştım? Firma olarak Intercity falan filan var ama dur bir bakalım, bir daha dönüş yaparım ben. Kaşlarım maçlarım hepsi birbirine girmiş. Evet, bilet aldım. Ya internetten daha ucuza da vardı. 65 ringgit'e de vardı. Ben 80 ringgit'liği aldım. Çünkü o daha hızlı gidiyor. Yani saat 4.30-5 gibi sanırım orada olacak. O yüzden gidiyorum. Çünkü oradan bir tren var. Hatay'dan Bangkok'a tren var. Onun da saati, son saati 6. Ona yetişmem lazım. Şimdi muhtemelen zaten saatleri de bir saat geri almak zorundayız. Çünkü bir saat oynuyor. Şu anda 5 saat var benim Türkiye ile aramda. Bangkok'la aramızda 4 saat fark var. Bilmiyorum, belki geri aldığımız zaman bir saat önce gidersem bir önceki trene binerim. Yani bakalım, 5'ten 5. kapıdan gideceğiz. Burası böyle mülteci kampı gibi. İnanılmaz. Buradan gireceğiz galiba. Yani buraya bile böyle bir şey yapmışlar. Anlayamadım pek ama. Kapı kapı, kapı numaraları falan var. Aslında bir otogarda olması gereken şekil bu. Yani havaalanlarında borderlar oluyor arkadaşlar. Aynı senden. Nereye gideceğinizle alakalı. Giriş saatinizle alakalı bilgileri giriyorsunuz. Daha sonrasında bu kapıdan sizi bilet numaranıza göre alıyorlar. Havaalanının hemen hemen aynısı olmuş. Yani birçok havaalanına gittim. Yani birçok havaalanından iyi. Hatta şöyle diyeyim. Nepal havaalanı gerçekten bundan daha kötüydü. Nepal havaalanından bile iyi burası. Burası bir otobüs terminali ama gayet iyi. Bakın. Nasıl bir otobüs terminali anlamadım ama bayağı büyük yani. Şöyle otobüse bindik. Hareketimiz de başladı arkadaşlar. Otobüs bence gayet rahat. Benim hoşuma gitti. Ben de şu durumdayım. Yatış pozisyonunu aldım. Birazdan 9 saatlik bir yolumuz var. Saat 4-4.30 gibi orada olduğumuz dedi. Sanırım 5 trenle yetişeceğim Bangkok'a. Bangkok'a da öbür gün ulaşmış olurum muhtemelen. Pardon, yarın Bangkok'a ulaşmış olurum muhtemelen. Artık bir aydır Malezya, Singapur sınırındayım. Bir ay sonra artık dönüş başladı. Artık bir ay Tayland'dayız, Bangkok'ta. Bakalım neler olacak. Daha sonrasında ya Filipinler ya Bangladeş.
ile 5 iki rotadan bir ses. Ben biraz uyuyacağım. Yollarda açarım tekrar. Şöyle bir yere geldik dinlenme tesisi olarak. Hatta şirin bir yer ama biraz fazla yürüdük sanki. Hatta hala daha yürüyoruz yani. Şuralarda erkek tuvaleti, bayan tuvaleti. Böyle bir yer arkadaşlar. Şöyle bir nehir de geçiyor buradan. Çok güzel yer ya. İnternetim yok. Neresi olduğuna bakamıyorum ama İpoh yakınlarında bir yerde olduğumuzu biliyorum. Şöyle bir yere geldik arkadaşlar. Burada bir mola verdik. Zaten bizim buradan immigration'a pasaportlarımız gitti. Pasaportlardan sonra böyle geldikten sonra yola devam edeceğiz. Yaklaşık 1 saatlik bir yolumuz var. Daha sonrasında Tayland'a girmiş olacağız tekrar Hatay'a. Hatay'da 5'te ve 6'da tren var. İkisinden birine yetişmem gerekiyor. Artık hangisine yetişebilirim bilmiyorum. Saat henüz 2.30. Şimdi bir de 1 saat geri almak zorundayız sanırım. Çünkü burası 1 saat ilerideydi. Şu an Tayland saatine göre saat 1.30. 3.30 ya da 4'e yetişebilirsem çok iyi olur. Yarın sabah 15 saat sürecek tren yolculuğu. Yarın sabah muhtemelen 10 gibi, 9.30-10 gibi Bangkok'ta olurum. Oradan da otele geçeriz. Çok uyku uyuyamadım. Yani hatta hiç uyuyamadım desem yeridir. Çünkü dün akşam Beşiktaş-Trabzonspor maçı vardı. Maçı izledim. Değmedi de gerçi. Güzel pozisyonlar bile yoktu. Güzel bir maç olmadı. Keyif almadım yani. Uyudum, uyandım. Daha sonrasında maçı izledim. Sonra da uyuyamadım işte. Saat 3'e falan geliyordu. Çünkü burada maçın başlama saati 5 saat oynadığı için gece 1.30'da başlıyor maç. Gece 1.30'da başlayıp 3.30 gibi bitiyor. Ben de saat 7'de terminalde olmam gerektiği için o yüzden uyumadım. Sabah da yine biraz problemler yaşadık, gördünüz zaten. İnşallah devamı güzel olur. Tayland bahtı bozdurdum biraz. Bana en az bir 15 gün yetmesi lazım bozdurduğum paramı. Şu anda 3060 Tayland bahtı var bende. O paranın bana bir 10 gün, 15 gün yetmesi lazım. En azından bileklik malzemesi alacağım. Ona yetmesi lazım. Otele vereceğim, ona yetmesi lazım. Trene vereceğim, ona yetmesi lazım. Bir de yerim içerim bir hafta falan galiba. O para bana belli bir süre yeter. Bakalım. Şimdi bir pasaportlar gelsin, devam edeceğiz. Bir de size şu meyveyi göstermek istiyorum. Bunun adı durian meyvesi. Türk Hava Yolları... İşte böyle açınca kokusu çok kötü. Türk Hava Yolları zorunlu iniş yapmak zorunda kalmıştı. Sırf sadece bu meyve yüzünden. What is the name? Mango. Mango. Small mango. Small. Ah, okay. Armut gibi düşünün arkadaşlar. Mangonun, yani armutun küçük halini düşünün. Mangonun bu küçük hali. Ne kadarmış? 1 kilogramı 5 ringgitmiş. Durian meyvesinin ne kadarmış? Bir tanesi, şu görmüş olduğunuzun bir tanesi 10 Malezya ringgiti arkadaşlar. Şimdi Tayland'a geri dönüyorum. Tayland'a geri dönünce yemek problemi de tekrar baş gösterecek galiba. Bildiğiniz üzere Tayland'da çok fazla yemek yiyemiyordum. Malezya'da götürüyordum yani. Malezya iyiydi. Ama Tayland'da da çok fazla Hindistan mutfağı var. Hindistan mutfağı bana oluyor. Yani Hindistan mutfağını seviyorum. Hindistan mutfağından götürürüz bir şeyler. Öyle düşünüyorum. En azından roti motif olursam böyle peynirli rotiler falan gayet güzel oluyordu. Bangladeş'e geçtiğimde daha rahat olurum gibi geliyor bana. Tayland tarafına geçmeden önce buradaki arkadaş böyle pasaportları falan topluyor. Immigration'a götürüyorlar. Orada kalacak bir yer, adres göstermemiz gerektiği için yani böyle Hatay Signature Hotel
Oraya bir küçük bir rezervasyon şeklinde bir şey yapıyorlar sanırım. Sonrasında devam ediyoruz. Şimdi de Tayland'ın immigration'ına doğru gidiyoruz. Trene yetiştim ama. Hatta bütün trenlere yetiştim de diyebilirim. Çünkü bir saat geri alacağız şimdi. Sadece 60 kilometrelik de bir yolumuz kaldı. Yine yeniden Tayland'ın immigration'ına geldik. İkinci defa gidiyorum Tayland'a. Ama birisi hava yoluylaydı, diğeri şimdi karayoluyla. Karayoluyla sadece iki kez girebilirsiniz. Üç kez de bildiğim kadarıyla hava yoluyla girebiliyorsunuz. Ama size verilen süre net bir süre. Yani belli bir süre. O süreyi aşamıyorsunuz. İstediğiniz kadar girişiniz olsun. Fark etmiyor. Abiden izin aldık sigara içmek için. Bir tek ben dışarıdayım. Bir abi vardı dışarıda ama o gelmiş sanırım. Şimdi şöyle, Malezya'dan Tayland'a girişte de sordular, bilet sordular mesela, biletin var mı? Dedim yok, ne kadar kalacaksın dediler. İşte bir 15-20 gün kalıp dedim, ondan sonra Bangladeş'e falan gitmeyi planlıyorum dedim. Enteresan, anlamadım yani, neden sorduklarını anlamadım. Bütün geçim kaynakları turist olmasına rağmen yine de size sorabilirler. O yüzden kendinizi garantiye almak istiyorsanız biletinizi alın. İstemiyorsanız biletinizi almayın, benim gibi geçersiniz bu şekilde. Yani sizi kapıdan içeri almayacak, ne yapacak? Yani o yüzden dediğim gibi siz yine de hazırlıklı olun. Evet, Hatay'a geldik arkadaşlar. Düşündüğümden de erken geldik. Sabah kalkmam işe yaradı. Ay, inanılmaz yorgun hissediyorum kendimi. Yani deli gibi uykum var. Trende eğer uyumak gibi bir şansım olursa çok iyi olur. Böyle kesintisiz bir 10 saat uyusam uyandığımda Bangkok'a gelmişiz olsa keşke. Biraz zor ama akacağız. Tren istasyonuna doğru gideceğim. Önce bir otobüsten binelim. Tren istasyonuna gidip oradan da Bangkok için trene başlayacağız. İnternetim de yok. Önce bir hat işlemini yaptıracağım. Çünkü hattım var ama interneti yok içinde. Onu bir halledelim. Ondan sonra görüşürüz. Evet. Hatay'a olan, Tayland'a giriş olan Hatay yolculuğumuz bitti. Şimdi tren istasyonuna doğru gidiyorum. Bilet almam lazım. Aynı zamanda 7-Eleven'a uğrayıp oradan da hattımı değiştirmem lazım. İnternetim yok. Yaklaşık 8-9 saattir internetsiz bir şekilde geliyorum. İnternetim 10 GB almıştım. Doldu. Ezilmeyelim. 10 GB almıştım. Doldu. Yani son günü internetsiz geçirdim. Öyle söyleyeyim. Aslında bu fiyata gitmek istemiyordum. Daha ucuza vardı. 300 Bahta falan vardı ama ben gidip en pahalısını aldım sanırım. Yataklı olan tren. Sanıyorum. Şöyle bir tren. Arkadaşlar. Saat 6:15'te kalkacak. Yarın saat 12'de orada olacağım. İşte Tayland'ın bu oyunu sevmiyorum arkadaşlar. Adama, burada yaşıyor adam. 7-Eleven nerede diyorum adama. Adam diyor ki no. La diyorum, 7-Eleven yok mu burada? Var diyor, motorla götüreyim istersen. Küfür ediyorsun, ondan sonra olmuyor. Videoyu kesmek zorunda kalıyorsun. Küfür etmeyeyim diyorum, nasıl etmeyeyim? Yani 7-Eleven nerede kardeş? Bu kadar basit. Yerini söyle. Olsun, bitsin yani. Motorla gitmek zorunda mıyım ya? Mecburiyet gibi hissediyorlar. Ben motora binmek, ona para kazandırmak zorundayım sanki. Onun için kimseye para kazandırmayı sevmiyorum. Yürümeyi seviyorum. Yürüyerek kendim buluyorum. Daha mantıklı. Gördüğünüz kalabalıkta, tren istasyonunda treni bekleyen insanlar. Benimki yataklı. En azından uyuyabileceğim bugün. Rahat rahat uyurum belki. Şimdi birkaç arkadaşım da böyle hani sen gittin helal olsun, cesaretlisin falan filan dediler. Bununla alakalı aslında bir video yapacağım. Yapmayı düşünüyorum. Bu arada iki tane sivilcem var. Hayırlı olsun. Video yapmayı düşünüyorum. Cesaretlendirici bir video olacak aslında. Çünkü insanlar bunun zor olduğunu düşünüyorlar. Aslında zor değil. Bu dünyaya gelme sebeplerimiz var. Bunlarla alakalı çok güzel bir video düşünüyorum. Yakında o videoyu size atacağım. Siz de izleyeceksiniz keyifle inşallah. Yani bu hem cesaret gerektiren bir şey hem de biraz korkmayacaksınız ya. Yani sonuçta ben de yola çıkarken trilyoner falan değildim. 3-5 birikimle geldim. Ama halen daha yoldayım mesela. Şu an benim yapmış olduğum birikimin
Türkiye'de olsaydım 15-20 gün içerisinde yemiş olma ihtimalim vardı ama buraya geldim. İşte bileklik satıyorum, YouTube yapıyorum ama YouTube'dan gelir yok. Ama bileklikten de biraz geliyor. Kendimi idare edebiliyorum. Bu bana yetiyor. O yüzden siz de yapabilirsiniz. Kesinlikle bunu düşünün. Onun için de size güzel yollar, güzel güzergahlar söyleyeceğim, anlatacağım. O şekilde gelebilirsiniz. Şöyle yataklı trene bindik. Şunu da açtım, kapatamıyorum. Az önce kapanıyordu, şimdi kapanmıyor. Nasıl kapanacak bilmiyorum. Priz arıyorum arkadaşlar. Priz ve priz henüz bulamadım. Sanırım burada priz yok. Şarjımız bitince böyle kalacağız herhalde. Tamam, iyi, hoş, güzel ama şunu kapatamıyorum. Kapanmıyor. Gerçi kapanmasına da gerek yok ama böyle dursun, üstüne bir şeyler koyarız. Ancak priz maalesef. Maalesef priz yok arkadaşlar. Prizi ya ben bulamıyorum ya da gerçekten yok. Şöyle de bir çarşaf vermişler arkadaşlar. Ben daha iyi bekliyordum ama yani fena da değil ya. İdare ederiz yani. Nasıl olsa yarın ineceğiz. 15 saatlik bir yolculuk maksimum. Tren güzel tren ama işte bazen sınıf ayrımı olabiliyor. Bazı kişiler yataklarda yatarken, bazı kişiler oturmak zorunda kalıyor. Ama restoran bölümünde ışık yok. Işığı göremedim. Biraz önce restoran bölümüne gittim ama ışık yoktu. Sanırım onu hallediyorlar şu anda. Günaydın arkadaşlar. Saat 8. Deneyimledik. Hani biraz ses vardı ama fena değildi. Biraz da üşüdüm. Soğuktu yani. Ama fena değildi. Yani 500 liraya değer mi derseniz, yani şu anda yol neredeyse 2-3 saat sonra bitmiş olacak yani. En azından uyuyarak geldik. Yolun ne kadar uzun olduğunu bilmiyorduk. Yani yolun ne kadar uzundu, ne kadar uzun geldi falan filan diye. Onu bilmiyordum. Şimdi birkaç işte en azından gündüz olduğu için birkaç yeri gösterebileceğim size. Çünkü videoda hep ben konuşuyorum. Başka hiçbir şey yok etrafta. Uzun da bir video olsun istemedim açıkçası. Kısa bir video, keyifli bir video olsun. Bakalım. Çok da uzun bir video olmayacak yani bu. Otele gidene kadar bir video olacak. Otel yine benim eskiden kaldığım Playhostel yani ucuz. Biraz para biriktirmem gerekiyor ki bir yerlere gidebilelim. Yoksa olmuyor yani böyle arkadaşlar. Geziyoruz geziyoruz. Biraz bileklik satmak lazım ki para biriksin. Ve yeni ülkeler gezelim. Hadi bakalım, ben şimdi size birkaç yerden görüntü göstermeye çalışacağım. Benim manzaram aynen şöyle şu anda. Daha güneş yeni doğuyor. Sabah 8. Başka türlü başka bir yerde kal.
fazla tatil, fazla gezemezsiniz. Tek kişilik odada kalırsanız kısa süreli olur. Hep 3 aydır yoldayım. 3 aydır da sürekli hostellerde kalıyorum. Ucuz yerlerde kalmaya çalışıyorum ki daha çok gezebileyim. Burada kahvaltı etmek istediğinizde restoranlarınız böyle. İçinde şunlar var. Seçebiliyorsunuz bunları. Bunlar fiyatı toplam 190 bahsediyor. Şöyle de bir mutfağa sahipler. Şöyle kahvemiz geldi. Fiyatı 45 baht arkadaşlar. Yolculuğumuz yaklaşık 18 saat sürdü ve şu anda son buldu. Hatta ilk inecek kişi de ben olacağım galiba. Kapuka. Evet, yolculuğumuz burada bitti. 18 saat sürdü. Dün 6'da bindik ve bugün saat yaklaşık olarak kaç? 12.30'a falan geliyor. 18 saatten biraz da fazla sürüyor. Eskalatör diyor. Nereye gidiyor bu? Sanırım buradan ineceğiz. Başka bir yerden ineceğiz. Çünkü inecek bir yer görmedim. Yolculuk hakkında da biraz bilgi vereyim. 18 saat süren ve aslında çok da yorucu. Yani ne kadar yatakta yatarsanız yatın arkadaşlar, yorucu bir şekilde yani. Başınız ağrıyor, sürekli zıplıyorsunuz yerinizden. Tren bayağı bir eski. Yani gördüğüm kadarıyla çok çok eski bir trendi. Yani çok daha kaliteli bir şey bekliyordum. Türkiye'dekiler daha kaliteli kesinlikle. Hatta çok çok daha kaliteli Türkiye'dekiler. Türkiye'dekinde Doğu Ekspresi'ne falan bindim. Ankara'dan Erzurum'a geldim. 20 saat sürdü ama ya bunun çok çok üstünde bir performansı vardı. Şimdi bir otobüs bulup Kaosan'a doğru geçmeye çalışacağım. Kaosan'da hostele yerleştikten sonra videoyu bitiririz zaten. Evet, Tayland'a geldiğimiz belli oldu. Çünkü hemen bir başladı. Nereye gidiyorsun? Ne zaman? Nereye? Hadi bizden götüreyim seni. Taksiye bin falan filan. Bunlar başladı. Bir otobüse baktım numarası kaç diye. Şimdi ben bir otobüs bulayım da gidelim.
Bangkok'taki en büyük problem, aslında Bangkok demeyeyim, Tayland genel için en büyük problem ulaşım. Çünkü hani 10 dakikada bir geliyor, 15 dakikada bir geliyor. Burada yazıyorlar, Google'da da yazıyor mesela 15 dakikada bir kesin geliyor. Veya da tabelada 45 dakika sonra gelecek yazıyor. O 45 dakika tam 4,5 saat sürebiliyor. O yüzden Bangkok'ta da en büyük problem bu. Taksiciler de sizi kandırmaya yönelik çok büyük hareketler yapıyorlar. Biraz önce mesela beni kandırmaya çalıştılar. Buradan işte şeye araç yok diye, otobüs yok diye, Kaosan'a otobüs yok diye. Gittim, elimde telefonla gösterdim, dedim 65 numara gidiyor. Niye yalan söylüyorsunuz dedim. Sonra sustular, döndüler ve gittiler. Herkes sizi kendisine çekmeye çalışıyor. Onun o yüzden biraz geldiğinizde buraya dikkat edin. Çünkü burada insanlar böyle hani Singapur'daki gibi ya da Malezya'daki gibi değiller. Sizi kapmak için elinden geleni yapıyorlar. Öyle söyleyeyim. 65 numara da artık 15 dakika yazmış. Ben 25 dakikadır bekliyorum. Muhtemelen bir 25 dakika daha rahat beklerim diye düşünüyorum. Bakalım. İnşallah erken gelir. İnşallah ben yanılırım. Evet arkadaşlar. Başladığımız noktaya döndük. Aslında başladığım nokta burası değil tabii ki, Nepal. Ama uzak doğuda başladığım nokta Tayland'dı. Orta Asya'da başladığım nokta Nepal'di. Bangkok'a döndük. Dün otele yerleştim. Otellerken işte hostele yerleştim. Kule hostele. Bağlantı linkini bırakmayacağım. Siz yerleşmeyin buraya. Kahvemi aldım. Sabah sabah. Saçlarım da kötü gözüküyor. Olsun. Bugün birkaç işimiz var. İbrahim var bir tane. Yine Türk bir arkadaş. Kuala Lumpur'a beraber otostop çektiğimiz, beraber gittiğimiz bir arkadaş vardı İbrahim. Hatırlarsınız. Dün onunla beraberdik. Biraz muhabbet ettik, sohbet ettik. Bir yemek yedik falan. Başka otelde kalıyor. Ben başka bir yerde kalıyorum. Bugün bir işte dünden başladık aslında bir şey yapmaya. Bileklik satmaya. O da para biriktirmek zorunda. O da başka bir ülke görmek istiyor. Benim de aklımda işte iki tane fikir var. İkisinden birini uygulayacağım. Ya Bangladeş'e başlayıp Bangladeş, Hindistan, Pakistan, İran diye devam edecek. Ya da önceliğim Filipinler olacak. Filipinlere gidip Japonya, Hong Kong, Tayvan falan görmek istiyorum. Yani yoruldum mu? Yok, yorulmadım. Daha 3 ayı oldu. 3,5 aya doğru geldi. Devam edeceğiz. Yani siz izlemeye devam edeceksiniz inşallah. Ben güzel videolar, yeni videolar yapmaya devam edeceğim. Bu şekilde devam edeceğiz. Ben bütün dünyanın, o bütün ülkelerini elimden geldiğince vlog tarzında yürüyerek, sohbet ederek, gezerek, kaybolarak anlatmaya çalışacağım. İnşallah hoşunuza gider. Bu videoyu burada bitireceğim. Diğer videom, bir tane Bangkok'tan birkaç tane enteresan video yerleri var. Oraları çekeceğim size. Umarım bu hoşunuza giden, keyif aldığınız, yine en azından Malezya'da Kuala Lumpur'dan geriye nasıl gelirim onu gördüğünüz bir video olmuştur. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir yorum, bir beğeni atarsanız da çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.